Sevgili izleyiciler, değerli aboneler, ben Hasan Özdemir. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün Göne'den 5 kilometre mesafedeki olan bir köye, 1 kilometre mesafedeyiz. Eski köy yolu üzerindeyiz. Nereyi tanıtacağız? Değerli izleyiciler, 2 dönüm üzerine konuşlu bir hobi bahçesinin kiralık olduğunu size tanıtmak üzere buradayız. Değerli izleyiciler, kiralık yerlerde bazı kişiler, bazı hobi sahibi olmak isteyen veya tarımla uğraşmak isteyen, bütçesi yeterli olmayan veya deneme yapmak isteyen kişiler tarafından talep edilmekte. Biz de bu yüzden kiralık olan yerleri değerli izleyicilerimizin takdirine sunmak üzere bu tanıtımları yapıyoruz. Bakalım burası kime kısmet olacak. Sevgili izleyiciler, içeride 16 çeşit ağaç var. 30'dan fazla kiraz ağacı var. Takribi olarak 1 tondan fazla her sene Napolyon cinsi kiraz alındığını söylüyor sahibi. Yani içerisinde tarımla uğraşıldığı zaman senelik bir 15-20 bin liradan fazla geliri olan bir yer. Bakalım burası kime kısmet olacak sevgili izleyiciler. Lütfen filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Yan cephemiz burası. Evet. İçerisinde ardiye ve barınak olarak kullanılan 2 katlı bir kulübemiz var. Size içeriği tanıtacağım değerli izleyiciler. Burası yan cephe. Evet, burası eski köy yolumuz. Evet, bakın. Köy 1 kilometre ileride sevgili izleyiciler. 1. sınıf fens teliyle çevresi çevrilmiş. İçerisinde 30'dan fazla çeşit ağacı bulunan ve sayı olarak da sadece 30 adet kiraz ağacı bulunan bir yer. Evet, sevgili izleyiciler, bakın, incir ağacı, üzüm asması, kiraz ağaçlarımız bu bölgede çepeçevre devam ediyor. Bakın, orada cennet hurmamız var. Yine kiraz ağaçlarımız, ceviz ağacımız. Bunları tanıtacağız sevgili izleyiciler. Evet, burası değerli izleyiciler böyle bir ardiye veya tavuk kümesi gibi bir yer. Burası, evet, bahçenin içerisinde bir barınak diyebilirsiniz. Kulübe diyebilirsiniz. Kendilerine böyle küçük bir mutfağı olan, penceresi olan, içerisinde alet ve edevatını koymak ve kendisini kötü hava şartlarında barınmak üzere böyle dolabı, yatağı, sandalyesi ve ocağı olacak şekilde kendine göre tasarlamış bir yer. Yine aynı şekilde burada da küçük bir kilitli iki göz odası var. Sevgili izleyiciler, yine buradan aynı şekilde üst katı mevcut. Üst katta da az önce baktık. Üst katta da sevgili izleyiciler, yine bir kişinin barınabileceği gibi yatağı, penceresi bu şekilde üstten dışarıyı görebilecek şekilde penceresi olan, yatağı olan böyle çatısı lambirden yapılmış bir kulübemiz sevgili izleyiciler. Su kanalımız hemen yan tarafımızdan geçmekte. Burada. Evet. Sulama şekli buradan alınabiliyor. Evet sevgili izleyiciler, köy hemen 1 kilometre ileride. Çok yakın mesafede. Burası değerli izleyiciler bir hobi bahçesi. İçerisinde onlarca ağaç var. Muşmula, kiraz, ayva, incir, erik, nar. Evet, görüyorsunuz içerisinde sebze de yetiştiriciliği yapıyor. Lahanalarımızı görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Kara lahana, biber, bamya, her türlü ürün yetişiyor. Fakat burayla sahibinin ilgilenememesi sebebiyle burayı ilgilenmek üzere bakın yine lahanalarımız. Evet, kapımız
bu şekilde. Arabacımız da içeri girebilecek şekilde raylı bir kapı. Evet, yan taraf yine bize ait değerli izleyiciler. İki dönümün içerisinde olan yer. Bu fenstenin dışındaki kısım. Drone görüntüleriyle size fotoğraflarda belirteceğiz. Evet, bakın yetişmiş kiraz ağaçlarımız burada. Yani burada 30'dan fazla kiraz ağacının olduğu söyleniliyor. Sürülmüş olana kadar olan kısımlar bizim değerli izleyiciler. Evet, şuradaki son noktada yine ağaçların olduğu sürülmüş olan yere kadar. Evet, sevgili izleyiciler, kiraz ağaçlarımız, yetişmiş ağaçlarımız burada. Bir de yetişmemiş küçük ağaçlarımız da var. İçerisinde kırmızı elma dedikleri elmalar, dutlar. Bu bölgede. Bakın, biber yetiştirmiş, biberleri toplamamış. Bu şekilde zayi olmuş. Hala üzerinde biber var. Sevgili izleyiciler, görüyorsunuz biber ekilmiş. Biberler burada. Dutlarımız, cennet hurmamız, ceviz ağaçlarımız yine bu bölgede sevgili izleyiciler. Evet, yürümek zorluğu çekiyorum ottan dolayı. Bu bölgeden yaklaşacak olursak sevgili izleyiciler, bakın içerisinde kuyumuz da mevcut. Bu bölgede de yetişmiş kirazlarımız var. Evet, bakın erik ağacımız sevgili izleyiciler. Nisan ayında erikle başlayıp Kasım ayında muşmulayla sezonu kapatıyorsunuz. Allah'ın vermiş olduğu bütün meyveleri yiyerek bir sezonu burada kendi elinizle üretim yaparak geçiriyorsunuz. Bakın armut ağacımız, üzerindeki armudu görüyorsunuz sevgili izleyiciler, hala üzerindeki armut duruyor. Nar ağacımızı gösterelim. Bakın yine kiraz ağaçlarımız. Yine kiraz ağaçlarımız. Değerli izleyiciler, bakın kiraz, nar ağacımız da burada. Üzerindeki narlarımızı görüyorsunuz. Kopartılmamış. Hala kopartılmayı bekliyor. Muşmula ağacımız. Bakın muşmulalar daha olmamış. Bunlar da Kasım ayı gibi oluyorlar. Sevgili izleyiciler, su kanalımız yan tarafta. Buradan su kanalından hortum yardımıyla sulamamızı yapıyorsunuz. Evet, innef ağacımız var. Bakın üzerinde kalmış sevgili izleyiciler. Buradaki taneler daha yeni. Evet. Yine kiraz ağaçlarımız. Evet, tarlamızın sınırı, bahçemizin sınırı demek daha doğru olur. Burası sevgili izleyiciler. Evet, bu sınır görüldüğü üzere komple ağaçların olduğu yer. Şuradaki tir denilen yere kadar, sete kadar bize ait. Sevgili izleyiciler, burada onlarca ağaç, içerisindeki ağaç çeşidini sahibi de bilmiyor. Tropikal olanından tutun yerel ağaçlarımıza kadar hepsi var. Denemek için hobi amaçlı her türlü ağacı, olanı da olmayanı da dikmiş. Olduğu kadar bazılarından verim alamamış ama yetiştirmeye çalışmış. Bize bunları anlattı. Evet, kiraz ağaçlarımızı görüyorsunuz. Bu bölgede. Birazdan Medine hurmasına geleceğiz. Evet, kuyumuz burada sevgili izleyiciler. İçerisinde suyumuz mevcut. Kuyumuzda su mevcut sevgili izleyiciler. Medine hurması denilen ağaçlarımız burada. Bu bölgede 3 tane var. İleride de bir tane var. Üzerindeki ki hurmaların tanesi zaten yarım kilodan fazla gelir. 2 tanesi 1 kilo eder sevgili izleyiciler. Bunların kilosu 10 lira. 8-10 lira. Düşünün. Hepsi üzerinde kalmış. Yerlere dökülüyor. Sahibi burayla ilgilenemiyor. İlgilenemediği için, israf olduğu için üzülüyor. Ve bu sebepten dolayı değerli izleyiciler,
burayı ilgilenebilecek, buraya memlekete katkıda bulunup istihdam sağlayıp üretim yapabilecek, ya da öyle dersek daha doğru olur, kişilere sunmak için kiraya vermek istiyor. Bakın buradaki ağaç da yine aynı şekilde ne kadar çok üzerinde verim var. Bakın görüyorsunuz. Tarlamızın diğer taraftan sınırına bakacak olursak, evet burası yine aynı şekilde. Böyle 40 metre daha ileri gidiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, içerisinde onlarca çeşit ağaç bulunan incir, kiraz, innap, muşmula, ayva, nar, armut, dut, üzüm, çeşit olarak ondan fazla çeşit bulunan, sadece tek kalemde 30 adet kirazı bulunan, senelik 1 tondan fazla cins kiraz toplanabilen bu bahçe bakalım kime kısmet olacak sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, değerli aboneler, 2 dönüm üzerinde içerisinde onlarca çeşit ağacı bulunan, kiralık, ulaşım sorunu olmayan, eski köy yolu üzerinde köye 1 kilometre mesafede, Gönen'e 5 kilometre mesafedeki, sadece içerisinde kiraz ağacı bulunan, yıllık 1 tondan fazla kiraz alınabilen bir kalemde bu verimli, değerli hobi bahçesini size tanıttık. Değerli izleyiciler, bakalım burası kime kısmet olacak? Lütfen filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler diliyorum, hoşça kalın. We'll be right back.